Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçı kazanacak pozisyonlar üretmelerine rağmen bir puan alabildiklerini kaydetti. Samsunspor takımının genel oyun formatı her zaman birinci bölgede karşılayıp ondan sonra kazandıkları topları çabuk bir şekilde öndeki hızlı oyuncularına atma üzerine kurulmuş bir sistem. Ve genel olarak hep bunu yapıyorlar. Kendi sahalarında bile bunu yapan bir takım ve bu sayede bu puanları topladılar. Evet, iyi oyuncuları var. Özellikle ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Bunları da biz biliyorduk. Mümkün olduğu kadar o pozisyonları onlara vermemeye çalıştık. Ama tabii oyunun genelinde çok da bunu sağlamak mümkün olmuyor. Birkaç tane tehlikeli pozisyon olduğu neticesinde bir tane gol yedik. Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın ise 3 puan alabilecekleri ve kaybedebilecekleri bir maç oynandığını belirterek her iki takımın oyuncularını da kutladı. Buraya bir hedefimiz var tabii ki bu hedef doğrultusunda. 3 puan için geldik. İlk devre şöyle ortada geçen bir maç oldu. İstediğimiz golü de bulduk, istediğimiz zamanda da bulduk. Ama maalesef futbolda böyle bazen konsantrasyon eksikleri yaşanıyor, yaşandığı zaman. Rakip de golü buluyor. Her zaman söylüyoruz, bize atılan şutlarda duran toplar olsun, şutlar olsun hep kaleye doğru gidelim, gol yaparız. Rakibin aklında da gidelim, gol yemeyelim diye ama tabii saliselerle ölçülen bir oyundur. Özellikle iki takımı da kutluyorum. İki takım da sahaya kazanmak adına çıktı. Mücadelelerini sahaya muhteşem bir şekilde yansıttılar. İki gol oldu. Herhalde futbola tahmin ediyorum taraftarları doyurduk diye ama ikinci devre bir bayağı bir baskı yedik. Yani girdikleri pozisyon var, Abdülkadir'in girdiği pozisyon var, Adil Öğüç'ün yakaladığı pozisyon var, Zenken'in var. Biz de yakaladık, Recep'le yakaladık, Afo'yu da öyle yakaladık, Embilla'yla yakaladık, Eren'le yakaladık. Eğer onları değerlendirseydik buradan herhalde 3 puanla dönerdik. 3 puan da kaybedebilirdik. Maç iki tarafa da gitti geldi. İki takımı da, iki takımın futbolcularını da canı gönülden kutluyorum.